Değerli izleyiciler, günaydın. Evet, forum programında Cuma sabahı Hüsnü Mahalli ile birlikteyiz. Deneyimli gazeteci, eski dostum Hüsnü Mahalli ile günü konuşacağız, bugünü konuşacağız. Önümüzdeki günlerdeki beklentiler ne olabilir konuşacağız. Çünkü Türkiye çok çok önemli bir zaman dilimi içinde. Bir seçim öncesi aday belirleme, özellikle milliyetçi grubun aday belirleme bir tıkanıklık mı var yoksa kararsızlık mı var? Herkes merakla bunu bekliyordu. Dün adayın açıklanması bekleniyordu. En azından kendi aralarında belirleyip açıklamayı daha sonra bırakmak diye bir söz söylenmişti. Olmadı. Olmadı. Yani bir aday üzerinde anlaşamadılar ve pazartesiye kaldı. Pazartesi yapılacak toplantıda artık nihai sonucun alınması gerekiyor. Üstünü pazartesi çıkar mı sonuç? Yani çıkacak gene olan... bir 3 gün sonra, 5 gün sonra... Yok, sanmıyorum yani. Falan. Sanmıyorum artık yani bu dünkü izlediğimiz gelişmelere eğer tiyatro değilse, ben çünkü çok alıştım bu tiyatro sözcüğüne. Evet, Orta evet, Doğu'dayız evet, sonuçta. Orta evet. Doğu'da herkes oyuncu maşallah, herkes artist. Ama tiyatronun her perdesi yeni bir şeyle aksiyon, oynanıyor. Aksiyon, evet. Aksiyon. Dolayısıyla eğer öyle bir şey değilse, ki umarım değil, bu iş bitmiştir. Bu iş bitmiştir. Yok eğer değilse, o zaman iş çok farklı bir şekilde bitmiş olacak. Yani o zaman her çok iki başka, şekilde de bitmiş olacak. Evet, çünkü o zaman başka bir şey konuşmamız gerekiyor. Eğer aday konusu, işte dediğin gibi senin, yani bugün örneğin Meral Hanım'ın işte öğleden sonra yapması beklenen basın toplantısında çıkıp da ya bu tartışma nereden çıktı arkadaşlar? Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz Kemal Bey'i çok seviyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Kemal Bey'le her konuda anlaşıyoruz falan deyip de nokta, mühür bastın mı bu iş bugün biter. Ama yani. Öyle şeyler oluyor ki. Şimdi hem Mansur Yavaş bir temel atma töreni, bir park hazırlanıyor. Orada dönüyor. Bundan açılışına da diyor Cumhurbaşkanı olarak sizi bekleriz diyor Kılıçdaroğlu'na. Sonra birileri gidiyor Mansur Yavaş'a diyor ki siz aday olur musunuz? İşte efendim diyor, partilerin liderleri bu konuda bir karar verirlerse ben de kabul etmekten başka bir şeyim kalmaz diyor, seçeneğim olmaz diyor. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Ya kimse kusura bakmasın. Gerçekten bir daha söylüyorum yani bu bir tiyatro değilse bu bir saçmalık. Bir sefer yine seninle biz burada konuştuk. Dünyanın bütün ittifaklarında, dünyanın bak Avrupa dahil, dünyanın bütün ittifaklarında 2, 3, 4 parti bir ittifaktaysa, seçim olacaksa en büyük partinin lideri ya başbakandır ya cumhurbaşkanıdır. Evet. Dolayısıyla biz neyi tartışıyoruz? Neyi tartışıyoruz? Ya kardeşim onu da bırak. Matematiksel olarak. Kardeşim en büyük parti olmanın ötesinde CHP için söylüyorum. Zaten yani diğer 5 partinin toplamından neredeyse 2 kat. Yani İyi Parti işte biraz %12-13 falan ise. Evet. Daha neyi tartışıyoruz? 3. Gelelim senin dediğin şeye, Mansur Bey'le Ekrem Bey konusunda. Ya kardeşim siz parti disiplini diye bir şey yok mu? Eğer parti gerçekten CHP'liyse bunlar. Gerçekten. Ki CHP adına belediye başkanları seçildiniz ve halk CHP'li olduğunuz için halk size oy verdi. Evet. Daha nedir? İlk günden çıkar ikisi de biz kardeşim sayın liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu ne derse odur derim ve bir daha bu tartışmaya girmem ya. Evet. Dün akşam televizyon programında açıkça programında da söylendi. Dendi ki hatta şu anda dediler sabaha da beklemeyin iki başkan sosyal medyadan paylaşım yapsın. Biz Cumhurbaşkanlığı adayı değiliz. Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyız ve görevimize devam ediyoruz. Ama yani bu tartışma da nereden çıkıyor? Yani Ekrem Bey'le Mansur Bey tartışması. Ki Salim Şen özellikle. Hayır, Meral Hanım'dan çıkıyor. Yani Meral Hanım'ın, daha doğrusu İyi Parti'nin bu iki belediye başkanı ile olan hem geçmişteki yani Mansur Bey MHP kökenli, Ekrem Bey işte bu son mahkeme sürecinde Meral Hanım'a evet. verdiği pozlardan dolayı, o sevgi dolu pozlardan dolayı. Kucaklaşmalardan evet, dolayı. Oradan çıkıyor bu tartışmalar. Yani bunu bitirecek öncelikle Ekrem Bey ile Mansur Bey, sonra da Meral Hanım'dı. Yani dediğim gibi senin dediğin gibi. Yani ortalık gibi, rahatlasın. Abi ortalık rahatlasın değil. Hadi bizim rahatlayıp ya da ortalığın rahatlatması çok önemli değil.
Önemli olan... Ya beklentileri kapatır. Beklentilerini kapatmanın da çok şeyi önemli değil. Önemli olan şudur. Ya insanları bıktırdınız. Bir de o var. Vatandaşı bıktırdınız ya. Bir de o var. Yani vatandaş sokakta... Yani ben kendi açımdan söylüyorum. Benle kim konuşuyorsa... Abi bu ne biçim rezalet? Yani bu ne biçim falan gibi... Sorgulamalar veriyorlar. Gelişmeleri izleyen Orhan Bursalı da bağlantımız olacak. Ama onun öncesinde şunu sorayım sana. Sorun kimde? Ya da kimlerde? Yani Meral Akşener'de mi tıkanıyor konu? Yoksa Meral Akşener parti içinden birilerini, bir grubu ikna edemedi mi? Yok. Yani bence direkt ben Meral Hanım'ın partide kontrolü elinde tuttuğuna inanıyorum. Yani partide... Ki bütün partilerde bu böyledir. Partide lider her zaman güçlüdür. Lider ne derse o olur. Bütün dünyadaki bütün partilerde bu böyledir. Bırak bizi. Yani Avrupa'da sanki daha mı farklı? Dolayısıyla Meral Hanım isterse bu parti içi tartışmaları eğer o senin dediğin gibi hani bir grup işte efendim karşı, neye karşı çıkıyor? Diyelim. Neye karşı çıkıyor? Efendim Kemal Bey'e karşı çıkıyoruz. Niye evet, çıkıyorsun abi evet. Söyle niye? Niye? Yok HDP'yi bahane edenler var, Kemal Bey'in Alevili'ni bahane edenler var. Her bir sürü, her kafadan bir tamam da o zaman sen samimi değilsin. Bu seçimi kazanmak konusunda samimi değilsin. İşte o önemli. Başka, hayır önemli değil. Başka alternatif, söz olarak başka alternatif yoktur. MHP'ye şeye karşı olabilirsin, HDP'ye karşı olabilirsin. Peki matematik olarak HDP'siz seçim kazanabilir misin? Mümkün değil. Daha niye kandırıyoruz kendimizi? Şimdi geçmiş seçimleri bir düşünürsek, şöyle bir geriye dönüp, bir anılara geri dönersek hatırlayacaksın bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi çok güçlü bir kadroyla seçime hazırlanıyordu. Birden bir takım videolar falandan bahsedildi. Partinin ağır topu denebilecek ve en güvendiği ekip seçimden çekildi. Adaylıktan çekildi. Ya namık o değil. Bak. Yani benzer bir şey gene... Tarih tekerrürden ibaret diyeceksin. Mi? Ama hem öyle hem değil. Burada neden? Neden? Şimdi bazen hani kızanlar da oluyor. Ya kardeşim sağ partiler genelinde böyledir. Yani biz şey döneminde AKP iktidara geldiğinde 2002 seçiminde Erdoğan yasaklıyken Baykal çıkıp da önünü açmadı mı? Evet. Sonra ne yaptı peki AKP? CHP'nin en büyük düşmanı oldu. Hadi önce tarihten de verelim bir örnek. 93 olması lazım. Cumhurbaşkanı seçildiğinde rahmetli Demirel. Yine o zaman İnönü. Yine Demirel'in önünü açtı. Arada bir hatırlatma yapayım. Baykal nasıl gitti? Nereye kasetle gitti. Kaset deyince yani öldü anlamında ben. Kaset. Kasetin arkasında kimler vardı? İşte buyur. Seyrediyordu ya böyle. Seyrediyordu. O kişinin önünü açmıştı. Onu diyorum işte. Yani dolayısıyla biz sağ partilerin bu tur davranışlarına alışık bir tarihten geliyoruz. Biz gazeteciler olarak öyle evet. Gazeteciler diyelim. Ya kardeşim bugün için Millet İttifakı'nda 6 parti varsa 5'i sağcı. Evet. Evet. Ha şimdi dışarıdan ya da uzaydan ya da şeyden ne derler gökyüzünden vatandaş getirecek halimiz yok. Türk toplumunun şeyi bu. Yani sağcı diyelim tırnak içinde. Dolayısıyla buna rağmen Kemal Bey bu kadar taviz verdi. Allah için şimdi. Ha Kemal Bey'i eleştiririz. Biz de buradan zaman zaman eleştiriyorduk evet. Biliyorsun. Dolayısıyla Kemal Bey'in 5 partiye verdiği taviz haddi hesabı yok yani. Gerçekten yok şaka bir tarafa yani. Evet. Ahmet Davutoğlu çıkıyor diyor ki Kemal Bey seç. Kemal Bey demiyor da Cumhurbaşkanı. Ama Kemal Bey ima ediyor. Seçilecekse biz onay vermeden hiçbir şey yapamaz diyor. İşte biliyorsun. Nasıl bir şey bu? Yani hem Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçilecek, diyelim ki bir konuda bir karar verecek, çağıracak 5 yani. Parti liderini. Arkadaşlar işte atıyorum bilmem ne yapacağım. Ne diyorsunuz? Ona rağmen bak Kemal Bey evet dedi, doğru söylüyor dedi Ahmet Bey. Danışma formüle farklı yaptı onu. Daha ne yapsın? Meral Hanım'ın partisine gel, İyi Parti. İyi Parti yapan Kemal Bey'dir. Evet, kimse kusura evet. bakmasın. 15 milletvekili verdiler. Evet, Nisan 2018'de seçimlerinden önce gitti 15 milletvekilini vermeseydi İYİ Parti. İYİ Parti bugün grubu bile yoktu. Evet. Seçime de giremiyordu zaten. Evet, evet, evet. Şimdi daha ne yapsın Kemal Bey anlamadım ki yani. Doğru, nasıl yapsın doğru, yani? Doğru. Şey hariç yani öbür tavizler hariç daha detaylarına evet. Birazdan gireriz yani. Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı hattımızda şimdi. Orhan Bursalı da yakından takip ediyor. Orhan Bursalı merhaba.
Merhaba Namık Bey, merhaba. Hüsnü Bey'e de selam ve sevgi. Günaydın, günaydın. Efendim günaydın. Şimdi Ankara'da gergin günler yaşanıyor. Pazartesiye kaldı ama İyi Parti bu arada sürekli toplantı halinde. Biz de işte program başında belki tanık oldunuz. Kusur kimde ya da sorun kimde ya da kimlerde diye bir kafa yormaya başladık. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Sorun kimde? Ya da nerede? Sorun İyi Parti'de. İyi Parti liderliğinde sorun. Yani gayet açık ve seçik eğer nitelendirmek gerekirse biz gazeteciler yani her şeyi mümkün olduğu kadar kendi adıyla, olanın adıyla belirtmeye çalışırız. Şimdi burada İyi Parti hemen hemen iki yıldır Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bir şekilde masaya geleceğini biliyor ve buna karşı da hem parti kurmayları kendi aralarında hem de kendi kitlelerini, İyi Parti destekçilerini bu konuda cihazlandırıyor. Yani Kılıçdaroğlu'na karşı ve adayları gayet net ve kesin iki yıldır Mansur Yavaş. Bunu da görüyoruz oradan. Özellikle de Mansur Yavaş'ın son 5-6 ay içinde İyi Parti'nin adaylığı giderek kesinleşti ve Mansur Yavaş en son bugüne kadar hiç yapmadığı bir şey yaptı. 3-4 gün kadar önce Fox TV'de eğer Meral Hanım ve Kılıçdaroğlu adaylarsa adaylığımı adaylık önerisini kabul ederim dedi. Yani bu başkanlarımız bu karar verirse evet. Evet, başkanlarımız karar. Bu öneri, bu kabul önerisi aslında arka planda İyi Parti'nin Mansur Yavaş'a söylettiği bir öneri olarak bunu algılamak lazım. Zaten o konuşmadan sonra Mansur Yavaş da İyi Parti'yi ziyarete gitti. Şimdi bu İyi Parti'nin Mansur Yavaş adaylığını masada diri tutmak hatta kabul ettirmek için yaptığı bir manevra olarak bunu görmek lazım. Şimdi gelinen bu durumda Mansur İyi Parti'nin liderlerinin, önde gelenlerinin attıkları tweetlere ve onun altında İyi Partililerin yazdıklarına bakıyorum. Yani inanılmaz bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu düşmanlığını hep net bir şekilde orada görüyoruz. Mansur, Mansur diye hepsi bağırıyor. Hatta yani apoletlerini sökeceksin şeklinde Kılıçdaroğlu'na yönelik atılmışlı bir tweet ve söylenmiş sözler var. Bunlar aslında baktığımız zaman bir hesapsız yani şurada, hesapsız kitapsız. Yani İyi Parti Mansur Yavaş'ı kendi partilerinden mi görüyor geçmişine bakarak? Tabii. Tabii biz de oy verdik, biz seçtirdik onu. Görüşü de var İyi Parti'de biliyorsunuz. Hatta neredeyse bütün, evet İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partili bugün 11 kentte, 11 büyükşehirde sanıyorum, yanlış söylemiş olmayayım. Orada destekçileri destek olduğunu biliyoruz İyi Parti'nin. Bu belediyelerin seçimiste İstanbul'da desteğini biliyoruz. Seçilir miydi onu bilmiyoruz. Seçilemez miydi onu da bilmiyoruz. Ama desteği o zaman Millet İttifakı'nın bir gereği olarak desteklediler. Çok iyi yaptılar. Doğru bir politikaydı bu. Fakat daha sonra gelinen noktada İyi Parti Kılıçdaroğlu'nu seçtirmemek için harekete geçti. Bayağı harekete geçti orada. Yani durmadan yakın zamanda mesela Kuşoğlu'nun söylediği biz evet. Bu masayı Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için kurduk yoksa dağılır vesaire şeklindeki bence de anlamsız, gereksiz, boş boğazlık hatta diyebileceğim bir lafı üzerinde tepindi durdu. Hala da geçen gün onu söylüyordu orada. Şimdi bu ittifak politikasına pek yakışan bir şey değil. Yani buradaki masa kime karar verirse o aday olacak gibi böyle bir durum da var. Ama yani tüm masada, bu gürültüye rağmen iş bitti değil mi?
Yani bence iş bitti. Şimdi en büyük açmazı İYİ Parti'nin bu duruma neden olan, bu durumu yaratan kurmaylarının şimdi ne yapacağız düşüncesidir. Şimdi derin derin bunu düşünüyorlar. Bir açmaz yarattılar. Kendileri için de bir açmaz yarattılar. İnsan düşünmez mi? Ya ben buradaki diğer masadaki diğer partiler ne karar verecek? Kararları Kılıçdaroğlu'nu desteklerse ben ne yaparım? Mahsur Yavaş'ı nasıl kabul ettiririm? Eğer masanın büyük çoğunluğu yani 5 partide Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterirse benim tutumum ne olacak? Bugüne kadar inşa ettiği politikaları yakıp yıkmam mı lazım? Yıkabilir miyim? Ya da geri dönüp bir seçmenimi bugüne kadar Kılıçdaroğlu'na karşı, CHP'ye karşı ayaklandırdığım ve Mansur'un seçilmesi gerektiği konusunda ikna ettiğim seçmenimi şimdi nasıl ikna edeceğim, tersine ikna edeceğim? Acaba bu masadan biz bağımsız mı davranmalıyız? Şimdi buna bugün de GİK toplantıları var biliyorsunuz. Evet. İl başkanları toplantıları var. Onları ben şöyle düşünüyorum. Onlarla toplantı yapacak. Bence bu toplantılar umarım onları ikna toplantıları olur. Yani bir ayrılık toplantısında ikna toplantıları olur. Çünkü ortak bir gelecek var burada. Ve evet, ortak gelecek aslında bu iktidarı, bu rejimi daha doğrusu değiştirmek. Parlamenter sisteme geçmek, tek adamlığa son vermek, Türkiye'nin içinde bulunduğu büyük yolsuzluk, büyük felaketler, felaketlerine son vermek, politikaları değiştirmek, akıl ve bilimi egemen kırmak. Yani şimdi bütün bunlar, Türkiye bunları bekliyor. Bütün muhalefet evet, bunları bekliyor evet, orada. Evet. Siz kalkıp burada bir ayrılık yaratmaya kalkışıyorsunuz. Ve kendi başınıza hareket ederse eğer İYİ Parti, bence İYİ Parti iyice de küçülme yoluna girer diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler Orhan Bursalı. Söyledikleriniz çok önemliydi. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, sevgiler, sağ olun, saygılar. Sağ olun. Evet, hoşça önemli kalın. Bir noktada bıraktı Orhan Bursalı. Ben şey sana da sormak istiyorum. Yani bu iş bitti gibi görünüyor. Bu iş bitti gibi görünüyor. Ne dersin? Ya bitti, yani bitti tamam öyle diyelim de. Zoraki yani, de hayır, olsa. Şimdi bu, şu sorgulanmalı, bunun pardon, hesabı da verilmeli. Da sorayım, şunu da sorayım hemen onunla birlikte cevap verirken. Yani İYİ Parti şu anda sanki Cumhurbaşkanı kendilerinden olsun, olduğu geçmişine bakarak Mansur Yavaş'ı da kendi partilerinden gibi görüyorlar. Yani seçimi İYİ Parti kazansın gibi bir havadalar. Peki sanki bu akıllıca bir şey mi? İşte. Ondan da vazgeçtik, saçma bir çünkü şey söyleyeyim. Çünkü oradaki sloganlara vicdanlı falan şey bakılırsa. Vazgeçtik, vicdanlı bir şey mi? Sen ilk günden çıktın, Akşener için söylüyorum. Ne dedi? Ben başbakan olacağım dedi. Evet. Buna kimse itiraz etti mi? CHP'den. Hiç kimse. Ya da başkası. Yok sen olamazsın, ben olacağım. Ya da ben olursam sen olursun falan dedi mi? Demedi. Madem ki sen, ki sistem değişecek, ki sistem değişecek. Yani iki sene sonra referandum yapılacak. Parlamenter sisteme dönüyoruz. Ve dolayısıyla Meral Hanım ülkenin hakimi olacak. Başbakan olduğu için. Madem ki öyle. Daha ne istiyorsun? Yani hem başbakan oluyorsun, hem ülke yönetiminde sen zaten talipsin ve biz onaylıyoruz onu kamuoyu olarak. CHP'yi artık bir tarafa evet, bırakıyorum. O zaman hem başbakan olacaksın, hem başbakan olacaksın, hem de işte senin dediğin şeye geleceğim şimdi. O zaman madem ki ben başbakan olacağım, ne olur ne olmaz, Cumhurbaşkanı da benden olsun. Yani Mansur Bey için söylüyorum. Bu nasıl bir şey ya? Ha, oy oranı şu olsaydı 40. Evet, 40. Evet, evet. Hani kafa kafaya falan bir dersin, şey olsa. Tamam kardeşim, İYİ Parti %40. Biz de gariban işte CHP için söylüyorum. Ona da %5 ondan da verelim. Hadi oldu 45. Ha, kazandık diyelim. Diğer o 4 küçük evet, partiyle birlikte. Şimdi bütün bu veriler yok. Senin oy oranın, İYİ Parti olarak söylüyorum, maksimum %14-15. Maksimum yani. Ve bir daha söylüyorum, bunu iddialı olarak söylüyorum. Bu %14-15 %100 CHP'nin desteğinden gelmiştir. Bir. O da doğru. Ha şu değildir ama.
Yani İyi Parti hiçbir işe yaramaz, hiçbir şey yapmadı, hiçbir yok. Kesinlikle hayır. Meral Hanım olağanüstü çalıştı. Bugüne kadar da gayet iyi geldi. Gayet şu iyi son gitti. İyi toparladı. Kadar. Yani siyasetçi olarak, Meral Hanım olarak, kadın olarak iyi politikacı. Buna da kimse hayır demez. Ama çıkış noktanda CHP var senin. Yani bir daha söylüyorum, biraz en azından vefa borcu diye bir şey olması lazım insanlıkta. İnsanlıkta. Şimdi iki, ya kardeşim işte sordun ya sen, bitti mi bitmedi mi? Bitmedi diyenler için şimdi söylüyorum. Derdiniz ne? Diyelim ki dağıttınız şeyi. Evet. Millet İttifakı'nı. Ne olacak? AKP'ye mi katılacaksınız? Ha, kim kaybedecek bu işten? Ya, o kaybetmez. Türkiye kaybedecek. Hayır. Bir. Onlar ha, şimdi, kaybetmeyi hesaplamış olsalar zaten bu tür davranışta bulunmazlardı. Çünkü biliyorlar ki kaybedecekler. Yani masa dağılırsa. Şimdi dolayısıyla masanın dağılmasının bir tek karlı tarafı çıkar. O da Erdoğan. Yani iktidar. O zaman diyelim ki Meral Hanım'a karşı oldukları söylenen işte bir takım kesimler parti içinde, parti yönetiminde. Yani o zaman aslında rücu mu etmek istiyorlar? Yani İyi Parti'yi götürüp tekrar MHP ile birleştirip Cumhur İttifakı'na mı katılmak istiyorlar? Nasıl bu konuda bu konuda çaba harcayanlar belki de vardır. Hani ne deniyordu? Işte. Efendim beşli çete büyük bütçeler ayırdı bu iş için deniyordu. Ya da ne bileyim işte anket şirketleri için, medyadan bile işte adamlar ya bunlar olacak. Besleniyor, şu oluyor, bu oluyor. Olacak. Peki partinin içinde böyle bir takım şeylerde eski o kaset olayında hatırlattım az önce. Yani böyle bir şey de olabilir içeriden. Ya bunlar bak. Hatırlasana, ben hep bazen hatırlatıyorum ya, daha kaç ay önce dedim daha neler yaşayacağız o seçime yaklaştıkça. Şimdi CHP'ye yönelik şeyde yani en büyük hani Metin Fevzi olayını yaşadık. Evet. Sonra neydi o Teğmen Mehmet Ali olayını da yaşadık. Doğru. Ve ona benzer başkalarında da yaşadık, irili ufaklı fark etmez. Dolayısıyla İyi Parti'de de yani Ümit Özdağ meselesi yaşandı, Muharrem İnce meselesi yaşandı ki bunlar devam ediyor. Şimdi dolayısıyla iktidar doğal olarak bunlara başvuracak, bu yöntemlere başvuracak. Onu kullanacak, bunu kullanacak, başkalarını yaratacak. Bu yandaş medyaya malzeme gerekiyor. Tabii. Oho, yandaş medya. Zaten durduk yerde günde 10 tane yalan söylüyorlar. Sen ona en ufak böyle ipucunu verdiğin zaman, yani bu olayda olduğu gibi, yani işte dün yaşanan olayda olduğu gibi, zaten abi şimdi adam pusuda bekliyor zaten. Ona saldırsın, onun kasetini çıkarsın, onun dosyasını çıkarsın, onun bilmem nesini ya. Yani ama sen bu zemini hazırlıyorsun ona. Ama sıkıntı burada ya. Yani. Şimdi bunca zaman sabretti, sabırlı davrandı Kemal Kılıçdaroğlu, hala sabrediyor. Pazartesiye kadar da dayanmasını bekliyoruz. Vallahi abi, sabır taşı var ya, sabır taşı bile çatlar. Evet. Vallahi çatlar, işin gırgırındayız artık yani. Ya kardeşim, derdiniz ne ya, Allah aşkına derdiniz ne? İktidar olmak istemiyorsanız çıkın deyin ki biz iktidar olmak istemiyoruz, oyun oynuyoruz. Ben iktidar olmanın da ötesinde şöyle düşünüyorum. Cumhuriyete sahip çıkmak istiyor muyuz? Bak o başka bir, onun için. Laikliğe sahip çıkmak istiyor muyuz? Yok, Atatürk yok, yok. İlkelerine, devrimlerine ama sahip çıkmak istiyor muyuz? O bölüme gitmedim. Önceliğimizin yok, olması yok, gerekirken. Bak onu daha sonra konuşacağız çünkü onun için oraya ben girmedim. Bir, hani bunlar siyasi parti oldukları için ben o sözcüğü kullandım. Yani sen madem ki iki parti için söylüyorum, Ali Babacan'la Davutoğlu, AKP'den ayrıldınız, orası da iktidardı. Niye ayrıldınız abi? İşte diyorsunuz ki orada yolsuzluk var, işte şu var, bu var, diktatörlük var, zırt pırt pırt bir sürü şey söylüyorlar ikisi de. Geldin böyle bu ittifakın içinde yer aldın. Çok güzel, kutlarız. Saadet Partisi içinde aynı şey, Demokrat Parti içinde aynı şey. Peki siyasi parti kimlikleriyle söylüyorum şimdi. Siyasi parti kimlikleri ne yapar? Mücadele eder iktidara gelmek için, kendi programını uygulamak için. Şimdi ama birinci hedef iktidara gelmek. Bu evet. Partiler için, yani Meral Hanım da dahil, İyi Parti de dahil. Şimdi ondan sonraki şey senin dediğin hikaye. Yani kardeşim, seçim gelecek, sen bu mücadele edeceksin, geleceksin. Nedir amaç? Evet. Yani yalnız iktidara geldim, oh ne güzel oturayım. Hayır. Ya bu sistemden kurtulmak istiyorsundur bütün rezaletleriyle. İşte ondan sonra dediğin gibi demokrasi, layık cumhuriyeti, çağdaşlığı, şunları bunları filan. Tercih senin. Bir de bu seçim kaybedilirse eğer, hani biz ileride toparlanır, hiç ortaya çıkmaları mümkün değil. Yani bu seçim kaybedilirse İyi Parti'nin gelecekte toparlanıp
iktidara aday olması asla mümkün değil. Ya iktidara aday olması değil, vatandaşa ne diyeceksin? Yani hayır, şimdi şu anlamda söylüyorum. İki tane süreç var. Çünkü tek adamın devamını onaylıyoruz. Hayır, şimdi bak. Parti falan kalır mı? Aha, onu diyorum işte. Sen vatandaş, yani gittin bu seçime. Şimdi diyelim ki toparladık pazartesi günü işte sorunlar diyelim. Ya kardeşim geldin yani eğer sen çok sıcak bir şekilde, samimi bir şekilde, toplumu ikna edici bir şekilde kampanya yürütmezsen de sıkıntı var. Tabii. Yani yalnız pazartesi günü basın toplantısı yapacak 6 parti lideri, bizim adayımız Kemal Bey diyecekler. Aa çık 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 alkışladık eyvallah güle güle. Sonra gideceksin abi işte atıyorum Bodrum'da denize gireceksin. Seçim kampanyası yok, vatandaşı ikna etmeyeceksin. Vatandaşı tabii, inandırmayacaksın. Asıl görev ondan sonra başlıyor. Esas ondan sonra. Şimdi vatandaş zaten senden kuşkulanıyor. Şu saniyede insanlar diyor ki ya biz Meral Hanım'a bu kadar oy verdik, bu kadar işte seviyoruz, kadın çok iyi çalışıyor. Bu nedir yaptı diye sorgulayacak. Bu en doğal hakkı evet, vatandaşı. Evet. Yani güven meselesi sarsıldı. Ki başlangıçta çok tutarlıydı. Her konuda çok tutarlıydı. Abi baştan beri söylüyoruz bunu. Evet. O tutarlı olduğu için zaten bu kadar oy ve tabii, güç kazandı. Tabii. Yani son işte 2017'de kuruldu. 4 sene, 5 sene. Yani ilk kurulduğunda neden bu hale geldi? E bundan dolayı. Niye Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gelemedi? Ben hani onlar de daha sonra kuruldu ama en azından hem kadın olmanın belki özellikleri hem gerçekten çalışkan Allah için. Yani ben gene de dış müdahalelerin varlığına, onun etkilerine inanıyorum. Çünkü hepimiz konuşmadık mı bu konuda kimlerin gayret gösterdiğini, nasıl bütçeler ayrıldığını. Artık gazetecilerin sözlerini bile takip etmeye başladılar. Televizyonlara çıkanların sözlerini. Bu vay be, bu da. Da falan gibi böyle müstehzi izlemeye evet, başlamıştık evet, insanları. Doğru. Tabii o zaman şundan bahsetmek gerekiyor. Biraz kirli siyasetten. Yani evet, tiyatronun bir de hani bu yönü de var. Ya bu siyasetten değil. Bu ülkede her şey kirlendi. Siyaset zaten uzun süredir kirli. AKP dönemi de daha da kirlendi. Zifiri karanlık oldu. Hani var ya Arap sabunu bile temizlemez. Temizlemez. Misali. Ben ilk bana Arap sabunu ilk gördüğümde dedim Allah Allah bir Arap olarak bu nasıl bir sabun ya? Yani benim mi temizleyecekler bununla bu sabunla falan gibi gırgır geçiyordum o zaman. Şimdi düşünsene. Bu hale gelen bir siyaset ortamında ve bunun medyadaki yansımalarını da göz önünde bulundurarak ülkenin geldiği rezil durum zaten ortada. Toplumsal değerler, maalesef, inançlar, aklına gelen bütün her şey rezil durumda. Kurumlar yani 15-20 gündür Kızılay tartışıyor. Kızılay konuşuyoruz. Bir tek Kızılay mı yok oldu bu ülkede? Tabii. Bir tek Kızılay mı yok oldu ya da tartışıldı ya da tartışılıyor. Ne hikayeler işte sen dün verdin burada Kızılay'ınla ilgili evet, soruları. Evet. Hadi soru işaretlerini diyelim. Her şey berbat. Kızılay, AFAD, yargı, mülki amirler, valiler, kaymakamlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, rektörler, dekanlar, TRT, basın, ya hepsi. Onun için dedim ben tek tek daha ben de istersen ekleyeyim bunlara. Ama buradaki sorun şu, yani ülkenin bütün kurum ve kurumlarını ve kurallarını ve değerlerini partiye bağladılar. Partiye bağlasa keşke partiye bağlasa da çürüttü. Evet. Hani partiye bağlarsın. Evet. Tamam. Liyakat esasına göre bağla. Tamam bir sorun yok. Ama çürütüyorsun ya. Yani kurumu çürütüyorsun, kurumu. Yani TSK'nın yaşadığı sıkıntıyı düşünsene. Yani TSK daha önceki bütün kamuoyu yoklamalarında hep en çok güvendiğiniz kim diye sorulduğunda TSK denirdi TSK biliyorsun. Çıkardı, peşinden evet, yargı gelirdi falan. Ya kardeşim TSK'yı bile tartışma konusu yaptın depremde en son. Tabii. Deprem. Şimdi şey çıkıyor diyor ki Savunma Bakanı Sayın Akar ne diyor? Efendim işte Suriye'den askerimizi mi çekecektik? Senin Suriye'de ne işin var o zaman diye sorarlar. Ayrıca. Bunu da kimse sormuyor. İşte sen soruyorsun, ben soruyorum. Onu diyorum. Muhalifler soruyor. Onun için diyorum, dünkü benim köşe yazım, tele1.com'da. Evet, evet, evet. İşte köşe yazım bundan dolayı da. Doğru. Ya, Tele1 bir tek soruyor. Hani şimdi Tele1'in reklamını burada yapmakta abesle iştigal gibi olacak ama bir tek Tele1 gerçekten sorguluyor bunu ve bunları. Ya kardeşim, sonuçta bu gerçekleri görmek zorundasınız vatandaş anlamında söylüyorum. Ve bunu size gösteren ne yazık ki keşke öbürler de olsa muhalif televizyonlar için.
Bir tek Telebir yapıyor bunu. Yani hem dış politika hem iç politikadaki bu önemli küçük küçük detaylar görmezsen, göremezsen iç politikayı anlayamazsın. Evet. Mümkün değil. Bak evet. Mümkün değil. Bak işte demin nereden bağladık? Akar diyor ki ya işte hududu kim koruyacak? Depreme indirseydim ben 10 bin askeri. Yıllar önce başka depremlerde ya. Ordu ya gidip kardeşim, orada Suriye, Türkiye arama kurtarma çalışmalarına katıldığında sınırları kim koruyordu? Suriye, Türkiye sınırında zaten duvar var. Ayrıca. Sen korumayı bırak. Yani seninle ilgili, Türkiye ile ilgili bütün dünya raporlarında, Avrupa Birliği'ne, Amerikan suçlamasında, Biden suçlamasında, Obama suçlamalarında Türkiye, Suriye'ye giden bütün teröristler Türk sınırından girdi çıktı. Evet. Bütün raporlarda evet, evet. Var. Bak bütün raporlarda. Ya yabancı kaynaklar gördüler, ya yabancı, gördüler, ya, şeyler gördüler, fotoğrafları Obama söyledi çıktı. Ya Obama söyledi. Bak Obama, direkt Obama söyledi. Başkan olduğu dönem. Biden söyledi, şimdiki başkan. Bu sınırı tutun artık dedi. Şimdi sen daha o zaman niye tutmamıştın? Yani TSK yani. Madem ki eğer hani depreme sokmuyorum. Orada da bir sürü tartışma var tabii. Orada hani girersek evet, evet. Bir sürü çıkamaz. Merdan Yanar da paylaşım yapmış az önce. Erdoğan AKP iktidarı ve onun gerici faşizan koalisyonu ağır bir yenilginin eşiğinde. Eğer bir kez daha kazanacaksa bu ancak muhalefetin vahim bir hatası sonucu olabilir. Umarım Akşener bu hatayı yapmaz. İyi Parti Millet İttifakı içinde kalıp kalmama kararını verecek diyor. %100 doğru. Zaten son 2-3 gündür hem Merdan Bey hem Emre Hocamız 18 dakikada yani özellikle evet. Bu vurguları yapıyorlar ikisi de. Haklı ve doğru. Haklı ve doğru olmanın ötesinde kaçınılmaz %100 gerçektir. Kesinlikle. Bu. Bak kaçınılmaz. Ya bu ülkeyi kurtaracaksınız ya da ülkeyi batıracaksınız. Kurtaracak olan bu 6'lı masa dediğimiz Millet İttifakı, batıracak olan da bu ittifaka kazık atanlardır. Hani ne eğer diyordu? Öyle düşünenler. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? Ya Binali Yıldırım ya Sisi diyordu. Evet. Bugün de ya Recep Tayyip Erdoğan ya Türkiye. Sisi ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti. Hayır, Sisi'nin yerine biz Türkiye Cumhuriyeti'ni i̇şte koyduk. İşte diyorum işte. Yani. Ya Erdoğan tamam da. Ya Türkiye Cumhuriyeti. Bunu seçeceğiz. Sisi'yle gitti barıştı ama tabii. Bir de öyle bir dert var. Onu da birazdan konuşuruz. Arap yani. İşi demokrasi de var. Aynen, aynen. Tiyatroda var. İşte buyurun. De var. Bölge. Ama bak bir daha senin söylediğin son üç kelimeden yola çıkarak. Bu seçim Türkiye'nin, bak bölgenin de. Bak Türkiye ve bölgenin doğru, de kaderi. Buradaki jeopolitiğin. Abi Türkiye dandik bir ülke değil. Türkiye, en kötü Türkiye bile bu coğrafyanın kaderini belirler. En kötü Türkiye, en zor durumda olan Türkiye, en tartışmalı, en kavgalı, en istediğin kadar söyle. Öyle bir Türkiye bile, Türkiye ya da Türkiye'siz bu coğrafyanın kaderi belirlenemez. Coğrafyanın tümü. Doğru. Yani Türkiye'de bir olumlu ya da olumsuz bir tavır, yüzde işte şimdi yaşıyoruz işte. Suriye'den askerimizi çekelim diyor şimdi bakan. Türkiye, Irak'tan ne olacak? Oyun kurucu olması gereken bölgede piyon olmasın. Abi piyon olmasının ötesinde kardeşim sen işte Kemal Bey'in o meşhur OBİT projesinde olduğu gibi, Orta Doğu Barış İşbirliği evet, Teşkilatı'nda evet, evet, olduğu gibi. Yani niye Suriye, Irak'la ve İran'la dost olmuyorsun? Niye bu üç ülkenin bütün sorunlarıyla birlikte oturup dört lider niye çözmüyorsun? İşte şeyin Kemal Bey'in Esad'a gönderdiği bu deprem taziyesinde diyor ya, gelecekteki umutlarda ortak olalım diyor. Müthiş, çok güzel bir kelime. Bak gelecektik o. Yani böyle acılarda bir araya gelmeyelim. Bunları kim kaleme aldıysa. Çok güzel bir üç kelime. Gelecekteki umutlarda ortak olmak dileğiyle diyor. Böyledir abi ya. Yani sen çok... Türkiye, Suriye'siz nasıl yaşarsın bir söyler misin bana? 900 küsür kilometre senin sınırın var. Nasıl yaşarsın? Senin bütün ticaretin, Antep'in, Urfa'nın, Kilis'in, Hatay'ın hepsi Suriye'yle. Suriye'siz senin hiçbir turun Ürdün'e gitmez, Lübnan'a gidemez, Suudi Arabistan'a gidemez. Hiçbir yere oradan geçeceksin. Oradan geçecek. İki, Suriye halkının Kürtleri, Türkmenleri, Ermenileri hepsi, Türkleri, Arapları akraba ya. Akraba bak. Ya yani, bayramlarda işte gidiyorlar. Ya o işe sembolik taraf. Akraba ya. Tamam. Yani bugün Suriye'deki Ermeni az kaldılar ama onlar bile hala Türkçe konuşuyor. Yani geçmiş yüz küsür o tehcirden bu yana. Kürtler akraba. Evet. Araplar akraba. Türkmenler akraba. Nasıl bir politika bu? Yani sen Suriye'yle niye böyle bir karanlık bir oyun içine giriyorsun? Peki bu son olayda mesela Suriye'deki depremle ilgili Türk medyasında çok fazla haber çıkmıyor.
Biz söylüyoruz Suriye'de de, hatta ben geçen programda can kaybı sayısını verirken işte 45 bin Türkiye'de, 6 bin 7 binde toplam işte 50 bini geçti falan diye konuşuyoruz. Sanki Suriye'de bir şey yokmuş gibi davranıyor özellikle yandaş medya falan. Hani bir şeye vesile olur mu diye beklenmişti. Ne dersin o konuda? Dedim, bir taziyenin ötesinde ha, önce dayanışma nedeni, olarak da. Ha, o mümkün değil, yapmadı onu. Şimdi bunun iki nedeni var yani niye ilgilenmediler. Birincisi işte dediğin gibi yani hani fırsat bilip hani telefonu kaldırıp ya Esad geçmiş olsun falan denilebilirdi. Ya da oturup burada hani olmaz Dışişleri Bakanı çıkar bir şey derdi. Hiçbiri yapmadı. Şimdi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi depremin birinci günü kaldırdı telefonu, Esad'la görüştü. Şimdi tabii bu telefon Orta Doğu'da çok şeyi değiştirmenin ön adımıydı ki ondan sonra bir sürü olay yaşandı. İşte Esad Umman Sultanlığı'na gitti, işte tonlarca uçaklar gelip gidiyor, yardım taşıyorlar falan. Şimdi dolayısıyla depremden dolayı Mısır başta olmak üzere işte Sisi dedik ya demin seçimde evet, ya evet. Sisi'yi seçersin ya bunu seçersin. Sisi'nin Esad'la barışması ki Sisi Dışişleri Bakanlığı'nı, Bakanını Sami Şükri'yi 3 gün önce Şam'a gönderdi. Esad'a özel mesaj verdi. Ondan sonra Bakan Antakya'ya geldi, Hatay'a geldi. Ya da Mersin'e mi geldi? Mevlüt Çavuşu'yla gördü. Evet, evet. Şimdi o bir kendi içinde bir sinyaldir. Bak önce Esad'a gidiyorum diyor. Sonra sana geliyorum hey Erdoğan. Yani sen benimle barıştın, tokalaştın, bana o kadar taviz verdin. Sıra şimdi. Bilmem ne, onun için bu yetmez. Peki ne istiyorlar, ne isteyecekler? Suriye'den çekil diyecek. Bu önümüzdeki günlerde gelecek. Suriye'den çekil diyecek. Peki Irak'tan şöyle bir şey diyecek. Var. Libya'dan çekil diyecek. O Suriye'deki o gruplar var ya, hani o çok tartıştığımız gruplar. Onlar yavaş yavaş bu deprem sonrasında da Türkiye'ye yedirilebilir mi çaktırmadan? Şimdi o niye? Araya karıştırarak işte, falan. Şimdi o, işte, zaman, o çok tehlikeli bir durum çünkü. Şimdi o niye dedin ya sen hani. İlgi olmadı Suriye depremiyle ilgili. Çünkü orada iki tane boyut var. Birincisi Suriye devletinin kontrolündeki bölgelerdeki deprem, yani Halep, Lazkiye. İkincisi TSK'nın kontrolü altındaki bölgede deprem. Evet. Ve üçüncüsü de Nusra'nın kontrolündeki bölgede deprem. Şimdi Suriye devletinin kontrolündeki Halep ve Lazkiye, tabi ambargo ve Amerikan yaptırımları olduğu için oraya kimse gidemiyor, uçamıyor. Araplar gidip gelmeye başladı, dinlemediler yaptırımları. Şimdi Türkiye tabi demin dedik gibi yani onu fırsata çevirip işte Esad'la barışalım, yok Putin'e gitmektense Allah böyle bir fırsat yaratmış gibi yapılabilirdi. Evet, evet, evet. Yani o çok basit, insani bir mesele çünkü. Ama üçüncüsü daha önemli, o da yardımlar. Şimdi yardımlar. Bir daha söylüyorum, birisi İdlib ve Afrin'i kontrol eden Nusra, Kaide, terör örgütü. Şimdi oraya yardım Birleşmiş Milletler üzerinden gidecek, Türkiye üzerinden geçecek. Türkiye izin verirse, işte Nusra'ya izin veriliyor falan, teröre izin veriliyor. Birleşmiş Milletler diyor ki buradan geçecek, Halep'e gidecek çünkü başka yol yok. Oraya da gidecek. O zaman Nusra izin vermiyor çünkü oradan geçmesi zorunda. Böyle karışık bir durum. Ama Arap medyaya yansıyan şeyle, bu yine bu süreçte, 3 haftalık süreçte Katar istihbaratı, ordusu, politikacıları, üçkağıtçıları İdlib, Afrin o bölgede cirit atıyorlar. Onunla ilgili tonlarca haber var Arap medyasında. Nereden yapıyorlar bunu? Yine Türkiye üzerinden. Türkiye evet. Üzerinden yapılıyor. Nasıl bir şey bu? İşte sonra diyorsun orada. Ki ben Putin'e dedim Esad'la buluştur beni. Esad da diyecek ki abi tamam Recep abi doğru söylüyorsun da bu Katarlılar orada ne çeviriyor ya? Evet. Senin bölgende evet, yani Türkiye'nin evet, kontrolü evet, oradan bölgede. Zaten en büyük yardım da Katar'dan. Her şey Katar'dan. Parası, pulu, tankı, topu her şey Katar'dan. Yani Allah'tan tank palet fabrikasını almadılar da yoksa o tankları da götürüp şeye Nusra'ya verirlerdi yani. Bir de böyle bir sevimsizlik var. Dolayısıyla o hikaye başka bir boyutu. Yani depremle ilgili eğer konuşuyorsak başka bir boyutu. Ya sonuçta hani dönüp dolaşıyoruz, sistemi çökerttiler. Yani iktidar için söylüyorum. Sistemi çökerttiğin zaman küçük küçük detaylarla konuşmanın çok öyle fazla bir anlamı kalmıyor. Yani biz işte Kızılay şeyini konuştuk ya hani işte 2 haftadır. Evet, evet. Şimdi evet. Ondan önce sen işte anlattın Cerrahpaşa'daki deprem. Meselesinin işte boşaltılması, işte Atatürk Havalimanı'nın oraya taşınması. Dün bir doktor arıyor beni, Çapa'da durum aynı abi diyor bana.
Çapa'da durum aynı diyor. Daha öncesinde, deprem söylentilerinden önce Çapa'daki binalar zaten çürük, yıkılacak diyordu. Rapor ya bana şeyini gönderdi, ben sana gönderdim ya. O bir fotoğraf gönderdim. Evet, evet. Yani direkt rapor. Yani devletin raporu. Binaların büyük hepsi hemen hemen çürük. Evet. Yani Çapa'da. Ve o çürüklüğün ötesinde... Ve şu anda kullanılması son derece sakıncalı. Tehlikeli, aynen. Tehlikeli olan bir bölüm. Ve orada da bir kısmı yenilenmiş geçen, çünkü 2013 tarihli galiba raporlar. O birkaç tane şey yapmış. Şimdi oradaki doktorlar dekana gidip diyorlarmış ki, neydi adamın adı ya, bir yerde yazdı. Tufan Hoca. Profesör Doktor Tufan Tükek. Ya hocam yani bak deprem, İstanbul depremi işte oldu, olacak bu tartışmalar falan diyorlar. Beğenmeyen gitsin diyormuş. Evet. Hayda. Şu arkaya verelim arkadaşlar onu. Evet işte bak bu resmi rapor bu. Evet. Resmi yani devletin raporu bu. Ve harita devletin haritası bu. Şimdi bu işte kırmızı olanlar, o gri şey olanlar hepsi riskli olanlar. Riskli olanlar. E şimdi ya kardeşim yani gidiyorlar dekana, dekan diyor ki beğenmeyen gitsin. Nasıl bir şey bu ya? Ya ne demek beğenmeyen gitsin? Ya Erdoğan da dedi ya doktorlar için. Ha doktorlar için. Ya bu doktorlar yani gidecekler bir yere ama nereye gidecekler? Kim gerisi gitsin? Ya giden gidiyor. Ya bak dün evvelsi gündü değil mi Ekrem Bey'in basın toplantısı depremle ilgili? Evvelsi gündü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi düşünsene bu belediyenin yani İstanbul gibi ülkenin ekonomisinin %60'ını karşılayan bir şehrin belediye başkanı Ekrem Bey. Şimdi Ekrem Bey basın toplantısı ve çok önemli bir basın toplantısı yapıyor. Bütün işte hocalarımız, mocalarımız, uzmanlarımız bütün ekibini almış tek tek anlattırıyor. Bir baktım bütün televizyonlara baktım. Tele 1, KRT, Flash TV ve Halk TV'nin dışında hiç kimse vermiyordu. Öbür televizyon. Vermiyorlar. Ya ne bu rezillik. Ne ya madem İstanbul düşünüyorsun adam İstanbul anlatıyor. Ha dedim ya her şey çürüdü. İşte ahlaksızlığın dibi bu. Ya kardeşim sen İstanbul'u sevmiyor musun? Bu ülkeyi sevmiyor musun? Ekrem Bey CHP'li olabilir. Evet. MHP'li de olabilir. Hatta bırak onu Amerikalı da olabilir. Hadi daha da ileri. Onların dediği gibi İngiliz de olabilir. Hadi öyle ama diyorum. İstanbul depremini ya. Sadece istismar etmek için kullanıyor. Onu diyorum. Rezillik bu işte. Sen bu ülkeyi sevmiyorsun. O zaman deprem olsun. Ekrem Bey de hiçbir önlem almasın. Bu işte şehirlerin, sokakların, deprem toplanma yerlerinin planlanmasını yapmış. Belediye aylarca çalışıyor. Sen bunları yok yapma diyorlar. Sen CHP'lisin yapma. E Narsun Hoca 1 milyon insan ölsün. Sen de orada abi çıkıp bize şu yapacaksın ya. Şimdi de diyorlar ki İstanbul'da 1,5 milyon ev değişecek. Evet. Yer değiştirecek. Ya bir dakika nerede? Oraların zemin etütleri yapıldı mı? Orayla ilgili planlamalar yapıldı mı? Peki o zaman soru şu. 1,5 milyon, 3 milyon, yarım milyon çok önemli değil. Kardeşim 20 yılda niye yapmadın? 21 yıldır neredeydin? 21 yıldır neredeydin? Ve bu hastaneler en az 10 yıldır çürük bir şekilde hizmet veriyorlar. Sırf hastane değil, okullar. İşte o Silivri'nin açıklarındaki deprem en çok o zarar verdi yılda, evet. Cerrahpaşa'ya. Evet. Ya okullar işte rapor var. 93 okul. Okullar yani. Bazı çocuklar. Peki şu deprem olmasaydı şu anda o okullarda ders yapılıyordu. Evet. Evet. Başkaları da vardır büyük ihtimalle evet. Bizim bilmediğimiz. Ha bak bir de şey var. Geçen de bir yerde okudum ben onu. Diyor ya hani 99 depremi için. Yani o zaman iktidar çuvalladı falan. Hani kendilerini temize çıkartmak istiyorlar. Evet. Peki 99'da Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı kim hangi partindendi? Evet. MHP'den. MHP'den de. Evet. Yani MHP çıkıyor şimdi Devlet Bahçeli şey yapıyor ya. Yani o zaman diyor ki bilmem tamam da bu üç önemli depremde üç önemli bakanlık savunma, ulaştırma ve sağlık bakanları MHP'liydi abi. Şimdi o zaman niye o dönemi kendince bilmem ne yapıyorsun? Ya şimdi gazetelerde diyor ki binaların %98'i diyor 1999'dan önce yapılmış binalar. Yapmayın ya yani 1999'dan 20 yılda %2 mi bina yapıldı oralarda? Yapmayın bu kadar yalan olmaz. Ya abi sen de yalan diyorsun. Hayır ama yalanın da kuyruklusu yani bir de. Yani yalan kelimesi biraz hafif kaçtı da ondan dolayı. Evet evet yalanın da kuyruklusu. Yani düşünün 1999'dan önce %98 bina varmış onlar yıkılmış. Ondan sonra yapılan %2 var. O Rönesans binası bu şeydeki yepyeni binalar Adıyaman'ın belediye binası 99'dan önce mi yapıldı yıkılan bina?
Ya çok o, yani o artık yeni eski tartışması biliyorsun. Çok hastaneler fazla, yepyeni hastane çöktü. Ya, çöktü. İşte oraya getireceğim zaten lafı. Dolayısıyla sen kuralına göre, kriterine göre bina yapmamışsan, iki, kentsel dönüşümü yalnız ve yalnız estetik amaçlı yapıyorsan, ya benim binam çok eskidi, hadi arkadaşlar, komşular, ya bunu artık yıkalım, yenisini yapalım diye düşünerek, eğer zemin etüdünü yapmamışsan, gerçek jeolojik taramasını yapmamışsan, orada iki tane valla işte çerçevesini değiştirdim, ah çok güzel, banyolar, tuvaletler harika, düşünerek eğer bir kentsel dönüşümü yapıyorsan, bu anlamsız bir şeydi. Ahmet Övgün Ercan bölgeyi dolaştı, hatta gözaltına da alındı, sonra bırakıldı. Malatya'da binaların fotoğraflarını çekmiş, yıkıntıların, gösteriyor orada. 12'lik kullanılması gereken yerde 6'lık kullanılmış. Evet, nervürlü demir kullanılması gereken yerlerde düz demir kullanmış. İşte her şeyini incelemiş, bakmış. Sonra döndü, işte gözaltına aldı. Döndükten sonra Cumhurbaşkanlığından bir davet geliyor. Buradaki Başbakanlık ofisinde, Başbakanlık Başkan İstanbul ofisi, Beşiktaş'taki ofiste. Onu da davet ediyorlar. Başka davet edilen deprem uzmanı var mı bilmiyorum. Tabii yani bu görev olarak kabul ettim dedi hoca. Gideceğimi bildirdim dedi. Tabii gider, niye gider? Ama böyle görev çünkü bu. Ama sonrasında akşam tekrar arıyorlar. Efendim iptal edildi şey diyorlar. O gün paylaştığı tweetler nedeniyle davet geri alınıyor. Şimdi belki ikinci bölümde Ahmet Hoca'yı ararız, bir konuşuruz. Ne oldu, ne bitti onu da bir sorarız Ahmet Hoca. Bir bakıyorsun seni de çağırırlar. Bir de o izlenimlerinden de biraz bir takım şeyler dinleriz kendisinden. Tablo bu. Reklama gitmeden önce bir 4-5 dakikamız daha var. Hayır işte Ahmet Ercan Hoca'yı çağırdılar falan deyince diyorum ya. O arada sen duymadın onu. Belki seni de çağırırlar. Gel namık bir bakalım ne diyorsun sen. Ne diyorsun değil mi? İkide bir atıp tutuyorsun. Yoksa şeyler gösteriyorsun arkada. Haritalar, maritalar bilmem ne. Ya, ben diyebilirler yani. Biz kentsel dönüşüm değil. Gerçekten ransal dönüşüm yaptılar. Orada yaptıkları şeyler nedir? Rezidanslar yapıldı ya. Rezidansla kentsel dönüşüm olur mu? Niye? 100 metrelik binalar. Ha, şimdi diyor ki ya Cumhurbaşkanı, efendim yatay mimari ya tüm 20 gök yıldır niye yapmıyordun? Bu 25 yıldır bu ülkeyi, bu şehri kim yönetiyordu? İstanbul'u. Bak, ve 20... o gökdelenler son 25 yılda yapıldı. Evet, son 10 yılda ya. 15-20'de değil. Ya Erdoğan'ın kendisi. Bak kendisi. Şimdi biz desek diyecekler ki Erdoğan'a hakaret. Ya Cumhurbaşkanı kendisi demedi mi bu şehre ihanet ettik? Evet. Evet. Dedi mi demedi mi? Hani diyeceksin ki demiştir ama vazgeçmiş. Evet. Dolayısıyla bu kent 25 yıldır AKP iktidarının tırnak içinde şey tasallütü var ya, böyle bir kelime evet, var. Evet, evet. Yani abi bu şehri AKP yönetiyordu. Her şeyiyle. Her şeyiyle. Her şeyiyle. Hem de yani hem başbakan olarak onu, aynen, hem belediye yönetiyordun. Olarak. Yani dolayısıyla belediyeden gelen her yazı yukarıdan tepeden anında onaylanıyor. Tersi de doğru. Tepeden gelen her talimat, işte şuna burs verin, Amerika'ya gidecek, okuyacak falan var ya, iki hepsi, tane üç tane hepsi. Böyle bayan arkadaşlarımız. Evet, evet. O işte onlar da dahil. Evet. Şimdi dün Ekrem Bey diyor, yani işte daha önce de dedi tabii bunları. Ya işte bir dışarıdan bir kredi alıyorsun, işte atıyorum metrolar yapmak için. Onay gerekiyor, devletin onayı gerekiyor. Cumhurbaşkanı onaylamıyor. Plan yapıyorsun, onaylamıyor. Ne dedi peki Erdoğan seçimde? Çok önemli, çok önemli bu. Topal ördektir dedi İstanbul Belediye Başkanı. Dedi. Çalıştırmayacağını söyledi. Kendisi söyledi. Tabii. Ya yetkilerine el koymaya kalktılar. Evet. Malına mülküne el koymaya kalktılar. O yetmedi mahkeme. Yani olacak iş değil. Şimdi dün ben gazeteden bahsettim. Frankfurter Allgemeine Eskişehir'le ilgili bir yazı yazmış. Erdoğan Cumhuriyeti'nde bir belediye başkanıyla devletin mücadelesini kaleme almış Alman gazetesi. Röportaj değil. Türkiye üzerine kitap falan da yazmış o kişi. Diyor ki, ama başarılıyor diyor. Hükümetin bütün engellemelerine rağmen Yılmaz Büyükerşen belediye başkanı olduğu ilk günden beri diyor muhalif olarak görüldü. Ona rağmen diyor kredisini buldu, şunu yaptı, bunu yaptı. Yeni bir şehir yarattı. Demek ki yapılabiliyor. Tabii. Hele bir de diyor devlet olanaklarını arkasına almış olsaydı böyle bir başkan diyor. Hayır, burada şey önemli tabii. İstanbul ve Eskişehir farkından dolayı eğer konuşacaksa Ankara'da dahil. Meclis.
Şimdi burada üstelik ilk yıllarda mecliste şimdi İstanbul'da tabii mecliste de azınlıktaydı İmam Büyükerşen. O zaman öyle ama şimdi öyle değil. Şimdi çoğunluğu aldı. Tamam mecliste. Şimdi İstanbul ve Ankara için meclis şeyin kontrolünde. Muhalefetin evet. kontrolünde yani AKP'nin hadi diyelim. İkinci örnek yani Yılmaz Hoca'nın ikinci örneği de İzmir Tunç Bey. Evet. Tunç Bey de öyle olağanüstü çalışıyor. Yani İstanbul'da bu yeni son dönemde yaptığı işlerle İstanbul'da onu yani diyorum işte. Demek ki muhalif olsanız da hatta İstanbul bir metro yarım kalmış metroyu tamamlamak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi kredi buldu ve kredi kabul edildi. AKP'li belediye meclis üyeleri de kabul ettiler kredi alınmasını. Sonra ne oldu biliyor musun? Kredi çıktıktan sonra ya dediler bu parayı geçmişteki AKP'li müteahhitlerin alacaklarına yani AKP dönemindeki borçların demek. Ödenmesi için kullanılsın dediler ya. Tabii. Ya buna benzer çok hikaye var yani sen de biliyorsun biz de biliyoruz yazılıp yazılmayan duyulup duyulmayan bir sürü karanlık yani, şeyler var. Muhalif olmanın tüm dezavantajlarına rağmen belediye başkanları çırpınıyorlar. Ama en çırpın dezavantajdan değil engellemeler direkt mecliste. Evet. Biliyorsun evet. yani suya zam yapması gerekiyor battı İstanbul Belediyesi. Ya kendi ilçesini yönetemeyen, borca sokan, batıran adam gelmiş orada. Kahramanlık yapıyor. Kahramanlık yapıyor, evet. Bu iş böyle. Çünkü onun, arkasında iktidar var. Onun bir abisi milletvekili, bir kardeşi sanıyorum şey büyükelçisi. Katar büyükelçisi. Tabii Katar büyükelçisi. Biliyorum. Şimdi sen öyle abi, kardeş, yeğen, kuzen, damat, bacanak falan derse AKP'nin tümünü almak. Çoluğu, çocuğu, torunu hepsini biz besliyoruz ya. Çaycısı. Yeter. Çocuk bakıcısı. Bunlar yani, hepsi var biliyorsun. Türkiye'nin üstüne çöktü AKP. Akrabalarıyla, eşiyle, dostuyla, bilmem nesiyle Kızılay'a bakıyorsun. Kızı Yeşilay'daymış, oğlu Kızılay'da bilmem ne. Efendim, oğlunun özgeçmişi çıkmış da. Evet. Efendim okulda bütün lise hayatı boyunca 4 lisede bitirmiş. Ulan bir sene, bir liseyi 2 sene üst üste aynı okulda okumamış. Ama her gittiği yerde sınıf başkanıymış. Evet, tabii olacak o kadar. İnanılmaz bir liyakat. Tabii. Baksana. Belki abi keşfedilmiş hem bir zekası ama var. Ama yani aklımızla alay ediyorlar. Tabii. IQ'su çok fazladır. Yani değil mi? Değil mi? Reklama yani. Mı gidiyoruz arkadaşlar? Evet kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Bu arada...